var. İyiyiz. Avukattan... Baba merak etme, ben ilgileniyorum. Anne, niye devamlı uyuyor anlamıyorum ya. Kızım, sakinleştirici verdiler onun için. Hadi sen de git biraz dinlen. Bak dün gece hiç uyumadın. Hiçbir yere gitme. O iyileşene kadar yanında oturacağım. Merhaba Fahriye. Merhaba. Avukat arkadaşım Mehmet, bahsetmiştim. Fahriye Yılmaz'ın kardeşi. Memnun oldum. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Ben bugün hızla ne gerekiyorsa yapmaya çalıştım. Abinizle görüştüm. Karşı taraf savcılığa başvurmuş. Yarın mahkememiz var. Aslında sigorta her şeyi öder ama... Yılmaz ceza alsın istiyorlar belli ki. Bu durumda zarar tespiti yapılacak. Sonra? Şikayete bağlı bir suç olduğu için para cezası verilecektir. Yılmaz'ın bu parayı ödemesi gerekecek. Hakimin yapacağı en iyi şey taksitlendirmek olacak. Ama taksitler bile nasıl ödenir bilemiyorum. Abim hapse girecek yani. Dur bakalım Fahriye, daha mahkeme olmadı bile. Bir yol daha var. Karşı tarafın avukatını aradım. Bir saat sonra görüşeceğiz. Anlaşmaya çalışacağız bakalım. Nasıl bir anlaşma bu? Yani şikayetlerini geri almaları için bir teklif götüreceğim. Genç bir insanın en az 2 yılının heba olmaması için. Kabul etmezlerse? İşte o zaman işimiz zor. Neyse, ben geç kalmayayım. Salih, 2 dakika beklesene, sana bir şey soracağım. Tamam. Mehmet, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemil yok mu? Yok. Hayri abinin yerindedir. Gel. Şu işe bak ya. Vay Yılmaz vay. Son günlerde olanlardan belliydi. Bela geliyorum dedi ama... Geçen akşam sen de çok üstüne gittin Yılmaz'ın tabii. Ben ne yaptım ki abi? Ne düşünüyorsam onu söyledim. Her düşündüğün söylenir mi? Yılmaz delinin teki. Küçük bir gazla olay nerelere vardı? Arkadaşıysan onunla nasıl konuşacağını bileceksin. Ben kızı işten çek al dedim. Mağazayı yerle bir etlemedim ki. Yok bir de öyle deseydin. Yılmaz'la dikkatli konuşman lazım. Zaten buluttan nem kapar, bilmiyor musun? Bu defa durum kötü. Sema anlatıyor. Mağazada düzgün hiçbir şey kalmamış. Hay Allah ya. Yarın mahkemesi var. Bakalım ne olacak? Yarın mı? Avukatı falan var mı? Talih buldu bir tane. Bu akşam eve getirecekti. Allah Allah. Sen ne arıyorsun burada peki? Oğlum bugün karının en zor günü. Gelip burada oturacağına yanında olsana. Ne biçim adamsın sen ya? Ben gideyim. Git tabii, geç bile kaldın. Bu iki kardeş. Yılmaz ve Fahriye. Çocukluklarından beri tanırım. Çok iyi insanlardır. Hele Yılmaz. Ama ikisi de kendilerine uygun insanlara düşmediler be. Kusura bakma Salih, seni de çok meşgul ettik. O ne biçim laf Fahriye? Yılmaz benim en yakın arkadaşım. Sonra sen de öyle. Sağ ol ya. İyi ki varsın. Şimdi asıl sorun ne biliyor musun? Annem. Eğer abim yarın serbest bırakılırsa tamam da... tutuklanırsa saklayamayız, söylememiz lazım. Nasıl saklanır ki? Söylemek lazım. Çok korkuyorum vallahi. Bir de ona bir şey olursa. Bir şey olmaz, korkma. Muhalla teyze böyle şeylere dayanıklıdır.
ama söylemek lazım tabii. Yani duyacaklar, ziyarete gelecekler falan. Evet. Söylemek lazım. Alıştıra alıştıra söylemeye çalışsan. Hı hı. Şimdi gidip konuşsam mı acaba? Merhaba Cemil. Merhaba. Hoş geldin. Ne oldu? Avukat gelmedi mi? Geldi de gitti bile. Son durum ne peki? Ne diyor? Umut var mı? Anlatırım. Şimdi niye anlatmıyorsun Fahriye? Ben gideyim artık. Yarın mahkemede görüşürüz. Hadi eyvallah. Eyvallah. Yani kısacası şikayetten vazgeçmemizi istiyorlar. Neden vazgeçecekmişiz canım şikayetten? Genç bir insanın 2 yılını kurtarmak için daha önce suç işlememiş, ani bir öfkeye kapılmış falan. Yani söyleyecek fazla bir şeyleri yok zaten. Diyelim ki şikayetten vazgeçtik. Bizim zarar ziyanımız ne olacak? Zarar o çocuğun altından kalkacağı gibi bir şey değil. Ay Erol, niye bize haber vermedin canım? Baba! Yavaş baba, yavaş. İyi misin? Hemşire hanım hemen gelin. Şikayeti geri almayın. Dediğimi yapın. Baba ben ne gerekiyorsa ilgileniyorum. Sen merak etme. Gel. Yavaş. Ne konuşuyordunuz Salih'le öyle? Ne konuşabiliriz Cemil? Ne bileyim. Ben gelince sustunuz birden. Annemle ilgili konuşuyorduk. Artık ona söylememiz lazım. Bu aile meselesi. Neden Salih'le konuşuyorsun ki? Ben neciyim burada? Sen burada olsaydın sana söylerdim Cemil. Ama sen böyle bir zamanda bile... Neyse boşver. Dök içini dök dök. Böyle bir zamanda bile kahveye gidiyorum. Çünkü olanları aldırmıyorum. Öyle mi? Cemil çok yorgunum. Uzatmasak. Ne zamandan beri lafı ağzıma tıkar oldun sen ya? Neyi uzatmışım? Gecenin bu saatinde Salih'in evimizde ne işi var? Yardım etmeye çalışıyor Cemil. Nereye gidiyorsun? Anneme gidiyorum. Onunla konuşmam lazım. Annene mi gidiyorsun? Aa doğru ya. Salih'le karar almıştınız. Unutmuşum. Ne istersen düşün Cemil. Şu anda seninle uğraşacak durumda değilim. Hiçbir yere gidemezsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.